Tarih tadında. Evet. Şimdi hocam programın sonuna doğru geliyorken şu yazın ne okuyalım nasıl okuyalım kısmıyla alakalı da sizden birkaç bir şey alalım. Bir iki de film önerisi alıp artık nihayet. Film de... önerilerini sen yapacaksın ben diyeceğim hangisini seyredelim. Valla şimdi madem şeyle ilgili konuştuk ben hemen bir tane söyleyeyim. Hı. Patton filmi var. Direkt filmi. Şu anda gibi. mı? Yok, şu anda değil. Var arşivden. Burada bulacağım. tarih filmi yaşamazsede bizim millet tarih filmi seyret. Bunu seyrederler çünkü hem aksiyonu bol, o savaş sahnesi. O güzel de yani gibi. iki haftada kayboluyor ne filmler var. Tarih konusuna girmiyor bizimkiler. O zaman ne okuyalım diyelim hocam? Peki. E ne okuyalım? Ben işte söyle başka var mı iyi film? Yok yok. Yani, yani görmüyorsan vizyonda yoksa nereye gideceğim? Burada öyle bir arşiv de yok yani. Yok. Paris'teki evet. gibi falan git bir arşiv ve parayı bastır 20 kağıdı seyret yok. <laughs> yani o önemli. Ama o zaman kitap kitap önerisi alalım biraz e, yaz kitaplar okuması. Kitaplar var artık yani işte bir tanesi İsim mesela İsim değil daha bu çok bir yöntem olarak diyelim. Kitap var şeyin İzi e Alayı, Batı e Birliği. Aldım. İşte bir paraşütçüler bunlar Normand'i çıkar sırasında. Sonra Birinci Cihan Harbi ile ilgili bir kitap var değil mi? Altay Cengiz Erbey'in büyük elçi. Onu almamız lazım. Ve tabii daha şey e, enteresan bir kitap tarih okuması için bu sıra gene ele alacağımız herhalde Birinci Cihan Harbi'nin bitimi, başlayışı falan. E, ben sudan arayan adam suyu, suyu, arayan arayan adamı, adam. suyu arayan adam yani bu çok önemli hadi ona Zeytin Dağı'nı da ekleyelim Zeytin Dağı'nı alalım fakat Süreyya Bey'inki biliyorsunuz bir yedek subay Şevket Süreyya'nın harbe giriş harbin gidişi Şark Cephesi, Bakü sonra Komünist Partisi sonra şey dönüş, Cumhuriyet'in tarihi bunun okunmasında büyük fayda görüyorum çok sana tavsiye ediyorum Tekrarlamakta fayda var. Evet, bu arada tabii yeri gelmişken yine kronikten çıkan iki kitap var. Emrah Sefa Gürkan'dı, yanılmıyorsam evet. ismi. Sultanın casusları ve Sultanın korsanları. Ha, o işte demin bahsettiğin konu için birebir. Tabii. Yani evet. o hem eğlendirir hem de çok belgesel çünkü 16. Asır Türkiye'sinin Akdeniz dünyasındaki hegemonya savaşında nasıl yer aldığını gösteriyor. Yani o çok yenilik. Evet. Çünkü orada bir özellik daha var. Bizim arşivler altı İtalyan arşivleri. Biz İtalya'yı kullanmazdık. Şimdi yeni nesil o işe de başladı artık. O büyük bir ilerleme getirecek bize. Her zaman söyleriz yani İtalya, İtalyan tarihi, İtalyan dili fevkalade önemli. Evet. Hemen gene yeri gelmişken bizim tarihimizle ilişkin çıkan yeni kitaplar da var. Kazım Karabekir'in anıları basılıyor yazmış Tekrar olduğu kitaplar terakki ile ilgili şeyler Eşkilatı evet, evet e, tarihi iki cilt halinde çıktı çok önemli Efendime söyleyeyim e, hani bunları takip etmek yaz boyunca Hakikaten çok işe yarar diye düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugün de genişlemi e, mümkün de. olduğunca konuşmaya gayret ettik. Efendim gündem özelin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Tabii ki öncelikle sizlere sabır gösterip bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek umuduyla inşallah. İyi geceler, iyi sabahlar, iyi hafta sonları. Gelirse.